Düşünce kuruluşunu tanımlayacak olursak ne diyebiliriz? Bunlar Batı'da özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ne yaparlar? Ya bir kere düşünce kuruluşuna üye olmak Avrupa'da ve Amerika'da çok sükseli bir şey olarak biliniyor. Düşünce kuruluşu demek dünyayı idare eden adamlar anlamında biliniyor. Onun için mesela bir adam eğlence yerine gittiğinde ben diyor siyafar üyesiyim falan diyor. Abo falan diyorlar. Yani dünyayı yöneten adam havasında. Yani beyin adam havasında oluyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'nde orada burada falan birçok düşünce kuruluşu var. Onun herhangi birine üye olmak bir kere insanların en aradığı şeylerden biri olan sükseyi sağlıyor. Çevre sağlıyor. Buna üye olmak için de İngiliz Derin Devleti'nin gizli bir üyesi olmayı bir şekilde kabul etmek gerekiyor. Yani tabii ben İngiliz Derin Devleti'nin üyesiyim şeklinde değil. Yani o gizli yapılanmayı hissedip şeytani yapılanma olduğunu insanlar fark ediyor. Ama adını koymuyorlar. Fakat aslında hep de biliyorlar, bir kısmı da biliyor, bir kısmı bilmezden geliyor. Onun üyesi olmayı kabul etmek lazım. Adamların ana kabul töreninde istedikleri çok açık. Bir, Darwinist olacaksın, kayıtsız şartsız. Biz ilk Darwinizmi ezmeye başladığımızda muazzam bir gücün bize karşı çıkacağından bahsediyorlardı. Darwinist olacaksın. İki, homoseksüel savunucusu olacaksın. Üç, hayret edecek bir şey, Hristiyan da olsa Rumi olacaksın. Ve Allah'a dine muhalif olacaksın. Ya dindar olmayacaksın. Yani bunlar bir yere geldikten işte viski içiyorlar. Homoseksüel arkadaşlar oluyor, onlar da oluyorlar. Ve homoseksüel şakalar falan yapılıyor. Allah din aleyhinde konuşmalar oluyor. Müslümanlara ve Hristiyanlara tepeden bakıyorlar. Sonuçta o sistemin bir parçası oluyorlar. Mesela homoseksüel adamların yazılarına mesela beğendi yapıyor. Facebook'unda ya internette neredense. Ama her homoseksüeli tek tek seçiyor. Adeta bir homoseksüel ordusu oluşturuyor. Hepsine beğendi yapıyor. Ne kadar ateist varsa hepsine beğendi yapıyor. Demek istiyor ki yani fark yok. Yani beğendi yapmak ne demek? Kapıyı çalıyor. Misafir geldi diyor. Yani evinizi alıyor musunuz o anlamda? Adam mesela şarap var sofrada. Nefis diyor farz edelim. Ve beğendi yapıyor. Yorum bu. Anlıyor ki adam şarabın helalliğine inanıyor. Anlıyor ki homoseksüelleri destekliyor. Ama konuşmasında homoseksüele karşı olduğunu söylüyor. Şarap haşa haramdır diyor. Müslümanlarla konuşurken. Şimdi diyor ki ayette diyor. Yani ben diyor Müslümanların aslında alay ediyorum. Haşa, yani onlardan olduğunu söylüyor. Kur'an ayetinde biliyorsunuz. Onlara ben ancak dalga geçiyorum diyor, alay ediyorum diyor. Asıl onlardan olduğunu söylüyor Kur'an ayetinde. Şimdi asıl onlardan olduğunu nasıl anlatıyor? Müslümanların yanında homoseksüelle karşı olduğunu, Darwinizme karşı olduğunu, komünizme karşı olduğunu, PKK'ya karşı olduğunu, Türk milletini sevdiğini söylüyor. Ama onlarla konuşurken Türk milletinden nefret ettiğini hissettiriyor. İngiliz Anglo-Sakson ırkına hayran olduğunu belirtiyor. Kıyafetleriyle, saç şekliyle, oturması, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, her şeyiyle bir İngiliz olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Ve böylece yalaka olduğunu bir kere vurguluyor. Yani bir İngiliz yalakası olduğu anlaşılıyor. Yani İngiliz yancısı olduğu. Homoseksüellere hayran olduğunu vurgulayan bir üslup kullanıyor. Ama Müslümanlarla da konuşurken ben karşıyım diyor homoseksüelliğe. Ama onlara tam tersini, onlarla iç içe olduğunu söylüyor. Hatta tek bir homoseksüeli eksik bırakmak istemiyor. En ünlülerinden bağlantı kuruyor. Ama derin devlet elemanı olmayan homoseksüel onun için önemli olmuyor. Bak bu çok önemli. Yani derin devlet mensubu,
rezillik, pislik yapan bir homoseksüelse ondan bağlantı kuruyor. Alelade bir homoseksüelle değil. Onun işine yaramaz yani. Yani çünkü yükselmesi açısından, dünyevi, şeytani yükselmesi açısından onun bir yapacağı bir şey yok. Ancak derin devlet mensubu olan bir homoseksüel ona yardımcı olabilir. Onun için onların yalakalığını ve yancılığını yaparlar münafıklar. Aylarca, yıllarca onlar mesela yazısını yazar, hizmetini yapar, gider evini de temizler, ayakkabısını da boyar, her türlü adili yapabilir. Bunlar da eğer kadınsa kadın vasfı olmuyor, erkek gibi oluyorlar. Yani inatçılıkları, lafazanlıkları, küstahlıkları, azgınlıkları, hırslarıyla münafık karakterini fakat yapı olarak da erkek yapısını göstertiyorlar. Yani böyle kadın homoseksüel havasında. Yani zaten ona hayranlar homoseksüeller. Kendilerini de homoseksüel olmak istediklerini söylüyorlar. Ya hayrandırlar. Aynı şekilde Darwinist ama bunu gizler. Yani mesela Darwinizme karşı olduğunu söyler Müslümanların yanında. Ama gizli de onları destekler. Yani Darwinizm aslında münafık savunur. Ya halledecek bir şey. Mesela biz hatta öyle yetiştirmiştik adamlar. Uzman olmuştu. Darwinizmin geçersizini anlatmada uzman. Sonra İngiliz Derin Devleti'nin kucağına oturunca koyu Darwinist oldu. Yani demek ki içinde hep o hayranlığı, şeytana hayranlığı tutmuş. Mesela hırçınlık, saldırganlık derin devletlerin özelliğidir. Münafıklar da böyle çok hırçın ve saldırgan olurlar. Yani hırslı olur. Mesela derin devletler bütün dünyayı huzursuz ederler. Yani dünya hiç rahat etmez. Münafık da sürekli huzursuzdur. Sürekli Müslümanlar huzursuz eder. Yani o derin devletin küçük bir kopyasıdır münafık. Yani küçültülmüş bir numunesidir. Mesela şu an Irak'ta, Suriye'de, her yerde sürekli Müslümanlar huzursuz ediyor. Yüzyıllardan beri huzursuz ediyor derin devlet. İngiliz derin devleti. Münafık da öyle bitip tükenmez bilmeyen bir arzuyla huzursuzluk çıkartır. Pislik yapar. Her gün bir ahlaksızlık yapar. Derin devlet ruhuyla münafık ruhu, şeytan ruhu aynıdır. İç içedir.